zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Değerli dostlar, şimdi de Mehmet Cemil Çelebi kardeşimizin günün önem ve anlamını sizlere anlatmak üzere, sunumunu yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Sizler de bir gün, hocam ben şu konuda sunum yapmak istiyorum, hocam ben şu konuda program yapmak istiyorum dediğiniz an maddi ve manevi her konuda da emrinizde olduğumu bilmeniz isterim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Cem Çelebi. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy kimdir? Ufak bir ilk önce hayatını özet geçireyim. Daha sonra bize bahşettiği o şanlı bestelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın ilanını ve kabulünü sizlere anlatacağım. Okul yıllarında, daha doğrusu okul yıllarına geçmeden önce 1873 zaman zaman ümitsizliğe kapılanlar oluyor işimizde. Ne olacak korkusuyla beraber yaşayanlar oluyor. İşte o korkuyu yenebilmek için seçtiğim şey bu şiiri ki bu şiir ümitsizliktir. Yes diye başlar şiir. Yeis. Hani Arapça yeis. Doğru mu telaffuz ettim hocam? Yani yes değil yeis. Ümitsizlik. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam. Hani görsem de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri ölü. İki el bir baş içindir. Davransana. Eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok. Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin, neye bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin, yoksa ümidin mi yüreksiz? Atiyi karanlık görüvermekle apıştın. Esbabı elinden atarak ümitsiz diye yapıştın. Karşımda ışık yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun buluver. Kalkma yolundan. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Akif'in bu sözleri yazdığı yıllarda müstemlekeyi kabul eden bir tarafı İngiltere, bir tarafı Amerika olmak üzere bir takım güçlere teslimiyeti kabul eden savaştan yorulmuş bezgin bir halk vardı. Akif o insanlara yazmış olduğu bu şiirle beraber yeniden bir ümit verdi ve kurtuluş mücadelesini başlattı. Artık bu vatan sizlere emanettir. Geceniz güzel olsun, kalın sağlıcakla. Zamanınızı almadan birkaç cümle söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Benim de inandığım Mevlana felsefesi aynen şöyledir. Allah şeytana insanda olan bütün özellikleri vermiştir. Yalnız ondan tek aşkı almıştır. Şeytanın insana düşmanlığı aşksızlığından başka hiçbir şey değildir. Aşksız, aşkın ne olduğunu bilmeyen bir grup zalimi ülkemizi işgal ve istila ettiği yıllarda aklını keşfetmiş, Kur'an aklını iman etmiş, ufku geniş, Mehmet Akif gibi dik durmayı, onurlu durmayı, vatanın ne demek olduğunu bilen, değerli, erdemli insanların yolunda yürüyebilmek için bu akşam burada toplandık ve onu anmak için bu akşam burada toplandık. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Lütfen kabul buyurun. Değerli dostlarım, insan hür aklıyla doğar, yaşar ve ölür. İnsanların inandığı değerler olur. İnsanların inandığı değerleri hür aklıyla vicdanın işletebilmesi, yalnız yaratıcıya kul olabilmesi için gerekli olan bir kara parçası vardır. İşte o kara parçasına biz vatan diyoruz.
İnsan inandığı değerleri yaşatması için var olan kara parçasına biz vatan diyoruz. Vatan yalnızca sınırları çevrilmiş bir toprak parçasından ibaret değildir. Milli ve manevi duygular yaşadığımız, ağacının gölgesinde herhangi bir sedir ağacının gölgesinde gölgelenebildiğimiz ve bize hiçbir emperyal gücün müdahale edemediği kara parçasına biz vatan diyoruz. Hür aklımızla yaşayıp yalnızca Allah'a kul olabildiğimiz, kula kul olmadığımız kara parçasına biz vatan diyoruz. Doyduğumuz, gölgelendiğimiz, hamd ve şükür ettiğimiz kara parçasına biz vatan diyoruz. İşte bu vatanı bize bırakan İstiklal şairinin Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın dediği mefkûresine hareketle diyoruz ki Allah gerçekten bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Allah ömür boyu bu vatanda sizlere ve sizden sonra gelecek kuşaklara hür aklıyla, fikri, irfanı ve vicdanı hür şekilde yaşamayı nasip eylesin.